Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Tekrar burada olmak çok güzel Bilim Akademisi'de ve umarım burada yaptığımız konuşmalar, bu tartışmaların etkili eylemlere dönüşmesini dileyerek ben de konuşmama başlamak istiyorum. Bugünkü toplantının başlığını koydum ama ben sağlık konusunda konuşacağım. Tabii sağlığı tek başına diğer sektörlerden ayrı tutmak mümkün değil. Ben burada depremden kısa bir süre önce Cumhuriyet'in yeni yüzyılında sağlık panelinde yaptığım konuşmanı da bu tüm politikalarda sağlık yaklaşımıyla başlamış ve aslında onunla bitirmiştim. Ve tabii orada verdiğim örnek hatırladığım kadarıyla şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgiliydi. Deprem bize aslında sağlığın diğer sektörlerle, toplum sağlığının, insan sağlığının diğer sektörlerle ne kadar doğrudan bağlantılı olduğunu bir kez daha gösterdi. Belki de öyle bir örneği vermeliydim, aklıma gelmedi diye düşündüm ama hem sağlık sektöründe hem de sağlık dışındaki bütün sektörlerde kamu politikalarının sağlığa, toplum sağlığına olan etkilerini dikkate alan bir yaklaşımın olması gerektiğini tekrar altını çizmek ve birkaç tane konuyu gündeme getirerek ilerlemek istiyorum. Bir tanesi afetin olayın kendisi değil doğurduğu sonuç olduğunu, yani bizim büyük bir afet, büyük bir felaket diye konuştuğumuz şeyin depremin kendisi değil, onun ortaya çıkardığı önlenebilir olağanüstü insan sağlığı açısından, toplum sağlığı açısından olumsuz etkileri olduğunu altını çizmek isterim. Diğerleri böyle bir teorik bilgiler gibi görünmekle birlikte ülkemizde yaşadığımız durum açısından da son derece önemli. Belki böyle çok bir tane büyük boyutlu, büyük felaket etkilerini konuşuyoruz ama ülkemizde de dünyanın başka ülkelerinde de sıklıkla daha küçük çapta olağanüstü durumlar, acil durumlar ve afetler oluyor. Bunların da kümülatif etkisinin toplum sağlığı açısından çok önemli olduğunu, giderek daha toplumu kırılgan hale getirdiğini biliyoruz. Bu da çok önemli. Bir başka çok önemli şey, giderek daha fazla afete yol açabilecek tehlikeli olay olacak, sıklığı artacak, daha sık olacak ve bunların etkileri daha fazla olacak. Çünkü iklim değişikliği var, küresel ısınma ya da ısıtma var, plansız kentleşme var, nüfus artışı, göç yerinden edilme, antimikrobiyal direnç ve devletlerin kırılganlığı olarak tanımlanan devletlerin fonksiyon, temel fonksiyonlarından, üç temel fonksiyondan aslında en az bir ya da daha fazlasının eksilmesi gibi faktörlerle meydana gelebilecek, bunların etkisiyle giderek daha sık, daha olumsuz etkilere yol açabilecek afetlerin olabileceğini de biliyoruz. Ve yine tek böyle bir acil durumun bütün kazanımları geriye getirebileceğini de biliyoruz. Şimdi sağlıkla ilgili baktığımız zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün böyle bir rehberi var. Acil durum ve afet yönetiminde sağlık açısından rehberlik eden ilkeler diye. Yine böyle hani teorik gibi görünebilir ama yine bugün yaşadığımız afetle ilgili çok bir takım önemli ilkeler, doğrudan karşılık olabilecek ilkeler var. Bir tanesi risk odaklı yaklaşımdan söz ediyor. Yani tehlikenin kendisine odaklanmak yerine belki şöyle bir örnek verebilirim. Ne kadar çok yine bu deprem afetten sonra işte deprem ne zaman olacak, nerede olacak, ne büyüklükte olacak gibi hani daha çok tehlikenin kendisine odaklanmak ama örneğin böyle bir durumda tabii ne kadar olasılığını, ne zaman olacak, olacak mı, bu olasılıkları düşünmek, bilmek, bunları bilimsel açıdan değerlendirmek önemli ama aynı zamanda bunun kadar toplumların böyle bir durumda zarar görme riski ne, kırılganlığı ne ve kapasitemiz ne, bunlara odaklanan bir yaklaşım olması lazım bundan sonrası içinde. Yine tek tek işte yangın, sel, deprem değil de hepsini birden dikkate alan bir yaklaşım olması lazım. Aslında Türkiye'de mevcut planların bu açıdan bunlara kağıt üzerinde uygun olduğunu söylemek mümkün. Kapsamlı risk yönetimi yaklaşımından bir sonraki slide'da bahsedeceğim. Toplumun tümünü içeren yaklaşım yine bugün yaptığımız tartışmalarda önemli. İşte bu deprem felaketinden etkilenen insanlar arasında kırılgan gruplar var mı? Kimler etkilendi? Ne kadarı sığınmacıydı? Ne kadarı değildi gibi? Hiç kimseyi dışarıda bırakmadan hepsini gerek istatistiklere gerek yardıma dahil eden bir yaklaşımın olması önemli. Bir başka şey yine bugün yaşadığımız deprem açısından ve buna yapılacak müdahale ve ortaya çıkacak sonuçlar açısından çok önemli bir prensip. Bütün sağlık sistemi yaklaşımı. Bu aslında şundan bahsediyor. Halk sağlığı açısından da çok önemli.
Genel olarak ülkede sağlık sistemine yaptığımız yatırım, sağlık sisteminin nasıl organize edildiği, toplumun sağlık durumu, örneğin şu anda düşünelim depremden etkilenen bölgedeki insanların beslenme durumu, bağışıklık durumu, orada genel olarak normal olan zamanlarda sağlık hizmetlerinin durumu, temel sağlık hizmetlerinin durumu, hizmetlere erişebilme gibi olan durumlarda sağlık hizmetinin durumu ve toplumun sağlık düzeyi afetlere de oldukça etkili, doğrudan ilişkili. Yani biz sadece afet anından sonra birdenbire sağlık sistemine bakmıyoruz. Bu zamana kadar yapılan her şey de doğrudan çok etkili. Yine bir başka örnek vermek gerekirse, işte hangi bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkacak depremden sonra, neler var diye konuşuluyor. Bulaşıcı hastalıkların örüntüsünü belirleyen, sıklığını belirleyen şu anda en önemli faktörlerden bir tanesi deprem bölgesinde. Oradaki örneğin demin söylediğim gibi işte bebeklerin, çocukların bağışıklanma durumu, insanların yaşam koşulları, beslenme durumu gibi. O yüzden bugünden başlayarak yaptığımız çalışmalar depremden sonraki sağlık hizmetleri müdahalesinin etkinliğini arttırabilir. Tabii ki sağlık sektörünün kendi içinde ve diğer sektörlerin birlikte çalışması önemli ve belki çok az gündeme gelen, arada kaybolan önemli etik konular ve sorunlar var. Aslında bu büyük çapı çok büyük olduğu için, sonuçları çok büyük boyutlarda olduğu için yine sosyal medyada da izlediğimiz bir takım sağlıkla ilgili önemli hukuksal ve etik sorunlar var. Bunların da yeterince tartışılmadığını söylüyor konuyla ilgilenen arkadaşlarımız, hocalarımız. Kapsamlı risk yönetimi yaklaşımı, eminim bu depremden sonra birçok kez tartışıldı, duymuşsunuzdur. Demin Burcu Odacı Hoca da gösterdi. İşte koruma, zarar azaltma, hafifletme, hazırlanma olmadan önce olanlar. Olduktan sonra da yanıt verme ve uzun dönemde iyileştirme, toparlama dediğimiz. Bu bizim halk sağlığındaki koruma ilkelerine çok uyan bir şey aslında. Olmadan önce yapılanlara birincil koruma diyoruz. Sonra riskin erken yakalanmasına ikincil koruma diyoruz. Olduktan sonra yaptıklarımıza, örneğin hastalık olduktan sonra hastalıkları tedavi etmek, uygun bir şekilde tedavi etmek, rehabilite etmek, komplikasyonlardan korumaya da üçüncül koruma diyoruz. Bunlar aslında tam da buna uyuyor. Bu bizim yaklaşımımız. Bunun altını çizmemin sebebi yine demin Burcu Hocam'ın söylediği gibi genel olarak dünyada da böyle ama burada da olduğu gibi önlemek ve hazır olmak yerine tepki vermeye, yani yanıta aşırı vurgu yapılması gibi bir sorun var. Yani demin hani Burcu Hocam'ın örneğinde vardı, 7 kat daha ekonomik olarak da avantajlı demişti. Gerçekten böyle. Genel olarak bu olağan durumlarda da, normal koşullarda da böyledir. Yani genellikle hastalandıktan sonra sağlık hizmetini düşünmek, anlamak. Yani hep hastalandıktan sonra olan kısma bir yanlış olarak bir vurgu vardır. Deprem yönetiminde, afet yönetiminde de böyle. Genellikle şuraya bir aşırı vurgu yapılması bir önemli konulardan bir tanesi, genel sorunlardan bir tanesi. Tehlike planlama yapmak bir başka önemli sorun. Bir de yine hep söz edilen koordinasyon sorunları. Bunların genel olarak aslında yani ülkelere göre değişen düzeylerde olmakla birlikte genel sorunlar. Şimdi şuraya tekrar geri dönmek istiyorum izninizle. Bu birincil korumada yani yapılması gerekenler aslında hani belki de hani paranın büyük bir kısmı gidecek ama değer dediğimiz, etki açısından değer dediğimiz kısımda bir bireysel faktörler ve birey yapısal faktörler var, tahmin edebileceğiniz gibi. Bireysel faktörler kişilerin kendilerinin yapabileceği. Hani aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama mesela sosyal medyada gene deprem çantaları bir gündem oldu. İşte evin riskli olup olmadığına baktırmak gibi, zemin etikleri gibi ya da işte evdeki eşyaların sabitlenmesi gibi bireylerin yapabileceği, işte ailenin bir planının olması gibi, nereye gidileceğini, hani ortak toplanma alanlarını bilmesi gibi, yani bireylerin yapması gerekenler var. Bir de elbette yapısal faktörler var. Bu konuştuğumuz yapı niteliği gibi, yapı kalitesi, zemin kalitesi gibi meseleler var. Bu bireysel ve yapısal faktörlerin bir arada olmasının önemine de bahsetmek için bizim 1999 depreminden sonra benim de yaptığım birkaç çalışmadan bir örnek göstererek toplumun bunlara nasıl baktığıyla ilişkili birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü her şey çok benzer bir şekilde tekrar ediliyor aslında. Yani bir anlamda başa dönmek gibi de. Bu işte dediğim gibi 2006 yılında yapmıştık bunu. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde temsil eden bir örneklemde. Kişilere bireysel önlem almayla ilgili neler yaptıklarını sormuştuk. İşte %26
%36.4'ü depreme karşı kendisini yapabileceği hiçbir önlem olmadığını düşünmüş. %20'si neler yapılması gerektiğini bildiğini söylüyor ama hani doğru mu yanlış mı diye kontrol etmedik. Sadece insanlar kendilerini yeterli hissediyorlar mı diye sorduğumuz bir soruya verilen yanıt. %1.3'ü depreme yönelik olarak gerekli tüm önlemleri aldım diyor. İşte evinin riskli olup olmadığı, deprem sigortası falan gibi demin söylediğim şeyler. Neler etkiliyor diye baktığımız zaman da daha yüksek öğrenim durumu, daha iyi ekonomik düzey ve deprem deneyimi olması. Tabii deprem deneyimi olması da yani nasıl denir, beklenen bir şey ama aynı zamanda istenen bir şey değil. Yine benzer zamanda yapılan halk sağlığı hocalarının, benim de tanıdığım arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın yaptığı bir çalışma. Bu da yine İstanbul'da olası bir deprem için Beykoz ve Beşiktaş ilçelerinde bireylerle görüşüp yine kalitatif ve kantitatif yöntemlerle yani risk algısı ve eyleme geçme, bunu etkileyen faktörlerin neler olduğunu çalışırlarken ortaya çıkan faktör, yani sonuçlardan bir tanesi, şaşırtıcı olmayan bir şekilde deprem sonrasında bu risk algısının yükselmesi ama eyleme geçmekle ilgili çeşitli bariyerlerin ortaya çıkması, yani yarı yolda tekrar bunun kalması gibi. Bunu değerlendirdikleri bu çalışmanın sonuçlarından bazı şeyler göstermek istiyorum. Örneğin insanlar aynı çalışmada, bu Beykoz ve Beşiktaş'ta yapılan çalışmada, örneğin böyle bir İstanbul'da olası deprem olsa burada yaralanma ya da ölme konusunda hayatta kalmayla ilgili şeyleri işte %70 olasılıkla %30 olasılıkla şansın belirlediğini, kaderi %50-50 demişler ama belki şurada çok bariz farklılıklar olan şeylere bakalım. Evde önlem almanın pek etkili olmadığı meselesine %70'i katılmamış, yani etkili olabilir demiş. %97'si asıl devletin hazırlık yapmasını, yani yapısal faktörlerin önemli olduğunu söylemiş. Yine benim kendi sorumluluğum var diyenler %79, deprem riski unutulacaktır diyenler %63 gibi değerlendirmeler yapılmış. Bana önemli gelen şeylerden bir tanesi de bu demin söz ettiğim bu artmış farkındalık evresinden sonraki duraklama, yani insanları eyleme, harekete geçmekten duraklatan şeylerin başında gelen sebeplerden bir tanesi ekonomik sebepler. Belki Kamil Hocam burada ona bir şey söyleyecektir. Hatta insanlar yani bir şey yapamadıklarını, yapamayacaklarını bildikleri için ki evlerinin riskli olduğunu bile söylememe eğilimindeler. Yani bizim zemin çok sağlam, baktırdık. Buranın en iyi zemini burası gibi. Çünkü başka türlü bununla başa çıkmak mümkün değil. Yani risk altında olduğunuzu biliyorsunuz ama evinizi değiştirmek gibi bir şansınız yok. Yani risk algısı yüksek ama eyleme geçmekle ilgili önemli etkenlerden bir tanesi. Bir de insanlar genellikle böyle küçük ölçekli, bireysel, yapısal olmayan önlemlerin eğer tek başına çok bir işe yaramadığına inanıyorlar. Haksız da değiller ama bunu söylerken aynı zamanda çok da dikkatliyim. Çünkü bireysel önlemler de önemli. Elbette onları da yapmalıyız. Ama geneldeki düşünce de, burada küçük bir alıntı da var, bütün önlemlerin birlikte alınması gerektiğinden bahsediyor. Sağlık sektörünün birçok rolü ve kapasitesi var. Biz sadece sanki hizmet sunumuymuş gibi diye düşünüyoruz ama halbuki liderlik, sağlık çalışanlarının niteliği, tıbbi ürünler, sağlık bilgi sistemleri, yönetim sistemleri gibi ve tabii ki finansmanı gibi birçok fonksiyonu var. Dediğim gibi biz daha çok belki hizmet sunumu kısmına bakıyoruz. Ama deprem, yani 6 Şubat depremlerinden sonra aslında sağlık sektörünün şu demin gösterdiğim birçok fonksiyonunu yerine getirmekte çok yetersiz kaldığını, can yaş bir şekilde bir hizmet sunumu, bir koordinasyon çabası içinde girildiğini biliyoruz. Oysa 2014 yılında Türkiye Afet Müdahale Planı tanımlanmış. Demin Burcu Hoca'nın söylediği merkezi bir plan bu. İçine baktığınız zaman son derece anlamlı bulabileceğiniz bilgiler var. Hatta bunun üstüne bir de Türkiye Afet Risk Azaltma Planı 2022 tarihinde yürürlüğe girmiş. Bunların il düzeyinde il afet risk azaltma planları ve bunların hastane düzeyinde hastane afet ve acil durum planları var. İçine baktığınız zaman son derece ayrıntılı bir şekilde yazılmış. Örneğin şu gördüğünüz 2021 yılında bu plan nasıl yazılırın rehberleri yapılmış. Ve işte ancak bunların yılda en az bir kez masa başı, bir kez sahada tatbikatının yapılması gerektiği de yazan dokümanlar var. Güvenli hastane kavramı filan var. Ama 6 Şubat depreminde dediğim gibi bu fonksiyonların birçoğu yerine gelemedi. Türk Tabipleri Birliği'nin hazırladığı birinci ay raporunda biliyoruz ki birçok hastane
tamamen çöktü veya hasarlı olduğu için hizmet veremez hale geldi. 448 sağlık çalışanı oldu ve birçoğu da depremzede olduğu halde çalışmak zorunda kaldılar kötü koşullarda. Ben bundan sonrasını belki biraz daha ikinci tarafa bırakabilirim eğer geç kaldıysam ama belki iki tane daha slide gösterip ondan sonra bitireyim Sibel Hocam. İyi şeyler de var. Yani iyi şeylerden bir tanesi aslında Türk Tabipleri Birliği örgütümüz ve birçok uzmanlık derneğinin, Türk Eczacılar Birliği'nin, Veteriner Hekimleri Birliği'nin birçok sağlık alanındaki farklı uzmanlık derneğinin yardım için bölgeye gitmesi. Onun dışında büyük bir deneyim var tabii. 1991 yılından beri bu olağanüstü durumlarda sağlık hizmetleri kursları yapılıyor. Birçok toplum için, çalışanlar için yani orada çalışacaklar, aktif olarak çalışacaklar için hazırlanan dokümanlar, malzemeler bunlar da çok çok önemli. Yani iyi anlamda söylüyorum. Böyle bir deneyimimiz var ama ona rağmen yine de bilgi ve beceri açısından eksiklikler olduğunu gösteren raporlar var. Ben süremin sonuna geldiğim için burada durayım. İkinci bölümde devam ederim. Yakalamaya çalışırım. Sağ olun. Ya aslında hemen zaman kazanmak için bir başlayayım. Zaman geçtikçe elbette sağlık ihtiyaçları çok değişiyor. Yani ilk günden olan sağlık ihtiyaçlarıyla bugün olan ve yarın olacak sağlık ihtiyaçları çok farklı. O yüzden günün ve zamanın önemi çok. Ama ben size çok fazla sağlıkla ilgili sayılar veremiyorum. Çünkü sayılar pek bilinmiyor. En son yani ölüm sayılarıyla ilgili ki onların da doğruluğuyla ilgili şüphelerimiz var biliyorsunuz. 11 Mart'ta AFAD Başkanı'nın yaptığı açıklamada 47.975 kişi öldüğünü açıklıyor. Bunun 6.278 kişisi çoğu Suriyeli olmak üzere yabancı uyruklu kişilere ait. İşte kaç tane, 332 tane çadır kent olduğunu, 1.800.000 kişinin 414.323 çadırda yaşadığını ki yaklaşık çadırlarda 4-5 kişi oluyor. Ve bu çadır adetini 700 bine çıkarmak istediklerini bir de aslında Kamil Hoca da söyledi bir geri dönüş şeyi başladığını bu yüzden de çadır isteğinin azalmayıp hani aynı şekilde devam ettiğini falan söylüyor ama hastalıklarla ilgili sağlık sorunlarıyla ilgili güncel sayılar yok. Sağlık Bakanı bir takım örneğin işte bir suç içeği vakası görüldü ilk bir haftalık dönemde söylüyorum birkaç bin solunum yolu enfeksiyonu ya da ishalli hastalık dedi ama bunların paydasını bilmeyince kim olduğunu bilmeyince çok bir değerlendirmek mümkün değil. O yüzden de aslında yapılması gereken şeylerin başında sağlık açısından her zaman olduğu gibi bu sürveyansların yani sürekli veri toplama sistemlerinin güncel tutulması müdahale açısından bundan sonra da çok önemli. Yani göreceğiz neler olduğunu ki bileceğiz neler olduğunu ki ona göre müdahale edebilelim. Ben de bu bölümde belki hızla önerilere gelebilirim ama ondan önce yine vaktim el verdiğince söz ettiğim uzmanlık derneklerinin bölgede yaptığı çalışmalar çok değerli. Ders çıkartmak anlamında çok değerli. Nelerin çalışıp nelerin çalışmadığını görmek anlamında çok değerli. Dediğim gibi sayılarla ilgili elimizde çok fazla bir sayı yok. Bunu zaten söylemiştik Kamil Hoca yaklaşık 14 milyon nüfus olduğunu. Bunun işte 1.750.114.000'inin 1 milyon sığınmacılar olduğunu ve bunun da aslında Türkiye'deki sığınmacıların yaklaşık yarısından biraz fazlasının depremden etkilenmiş olduğunu bilebiliyoruz. Onun dışında bölgedeki doğurganlık oranlarından işte gebe sayısını, yeni doğan bebek sayısını, buradan gerekli aşı oranlarını filan da hem Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'ndeki arkadaşlarımız hem Türk Tabipleri Birliği hesaplayıp hani ilgililerle paylaşıyorlar. Onun dışında çok fazla sizlerle paylaşabileceğim sayılar yok. Tekrar buradaki Acil Tıp Uzmanları Derneği, Türk Psikiyatri Derneği, Türk Toraks Derneği gibi birçok uzmanlık derneğinin aslında zorluklara rağmen izin almakla, kabul görmekle ilgili zorluklara rağmen ilk günden itibaren bölgeye gidip hem bu hızlı değerlendirme raporlarını hazırlayıp bir yandan da hizmet sunmak için çaba gösterdiklerini söylemem lazım. Acil Tıp Uzmanları Derneği'nin değerlendirme raporu çok güzel, çok ayrıntılı ama dediğim gibi zaman geçtikçe gereksinimler azalıyor ama nelerin olup nelerin olmadığını anlamak açısından, sorunları anlamak açısından önemli. Söylemiştim yani sağlık hizmetini götürebilmeniz için öncelikle ulaşmanız gerekiyor. Mesela AFAD'ın önce gönüllüleri çağırıp sonra gelmeyin çünkü havaalanına gitmek için yola çıkmadıysanız evinizde kalın diyor. Çünkü Malatya Havaalanı terminal binası hasar görmüş, işte Hatay Havaalanı hasar görmüş gibi. Yani afet bölgesinde gönüllü sağlık ekibi var. Biliyorlar da gitmek de istiyorlar ama ulaşmakla ilgili sorunlar var. Onun dışında
kimliklendirme, hani daha önce benden önce bahsedilmemiş olan dış sevkler, yani oralarda hastaneler yıkıldığı için ya da hasarlı olduğu için işlevsiz kaldı. Dış merkezlere, Adana'ya başta, Mersin'e giderken hastaların kimliklendirilmesiyle ilgili önemli sorunlar var. Bunların koordinasyonları, sağlık personelinin afet eğitiminin eksik olması, güncel rehberlerin olmaması, tabii ki malzeme eksikliği. Demin bunu Burcu Hoca söz etti, 72 saat itibariyle, yani artık medyada da böyle bir depremin konuşulmaya başlamasıyla birlikte uzmanlık alanı tıp olmayan kişilerin sağlıkla ilgili yanlış bilgiler verip insanları korkutması, aklını karıştırması, infodemi dediğimiz bu gibi olağanüstü durumlarda, afetlerde yönetimi daha da zorlaştıran olayların 3. saat itibariyle hemen başlaması. Birçok şey, mesela göç başında yakınlarını bekleyen kişilerin burada karbon monoksit intoksikasyonları olması ve tabii ki ölüm bildirimi sistemi çok çok önemli, yani sayıları doğru bilmek açısından. Ancak 5. günden itibaren elektronik sistemlerin kullanmaya başladı. Mesela önerilen şeylerden bir tanesi, hala kağıt temelli kayıt sistemlerinin bu gibi durumlarda bütün ülkede tek tip olarak işte tatbikatı da yapılacak bir şekilde olmasının öneminden bahsediyor. Bu Acil Tıp Uzmanları Derneği değerlendirme raporunun sonunda bu depremin Türkiye'deki sağlık sisteminin sınırlarını test ettiğini ve birçok kırılganlığı ortaya çıkarttığını gösteriyor. Yani olumsuz haber vermek açısından söylemiyorum ama başlangıçta dediğim gibi, yani ne kadar sisteminiz kırılgansa sonuçta böyle bir olayda ortaya çıkan sonuçların fazla olması da çok beklenen. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nin de hazırladığı, Hatay'da hazırladığı rapor var. Mesela önemli şeylerden bir tanesi, afet planlarında geçici yerleşim yerlerinin neresi olacağı belli, koordinatları belli ama orada yapılan arkadaşlarımız gittiklerinde oralarda olmadığını, başka uygun olmayan yerlere kurulduğunu görmüşler. Bu Adıyaman'daki ve yakında yaşanan sel felaketinde de bu geçici konteynerlerdeki olumsuz sonuçların bir sebebi bu. Hatay'ın çok aslında iyi bir planı olmasına rağmen bunun yürürlüğe giremediğini görmüşler. Kırılgan gruplarla ilgili kayıt ve bilgi sorunu var. Yani kaç gebe kadın var, kaçı doğurdu, nerede doğum yaptı. Bu kayıtların tutulması, sanki bunlar da hani daha sonra yapılması gereken şeylermiş gibi. Halbuki o sırada yapılması gereken. Çünkü ihtiyaçları bilmeliyiz ki hizmetleri ona göre organize edebilelim gibi. Defin işlemleri, buradaki önemli sorunlardan bir tanesi, Koç Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan hocalarımız oraya gittikleri için de biliyorum. Adli Tıp Kurumu'nun üniversitedeki adli tıp öğretim elemanlarından destek almaması, hani istememesi önemli bir sorun. Çünkü bu defin işlemlerinin yapılabilmesi, kayıtların uygun tutulabilmesi, orada birçok sonradan çıkabilecek hukuki sorun açısından da çok önemli bu işlemler. Ama çok sayıda, az sayıda insan oraya gidebildi. Bu da yine ele alınması gereken meselelerden bir tanesi. Öncelikle sağlık sorunları, tahmin edebileceğiniz gibi hepsinden bahsetmeyeyim ama eğer sorular olursa bahsederim. Çevre sağlığından da söz edildi. Mesela bir örnek vereyim. Enkaz hafriyatının Adıyaman'da dökülmeye başladığı yer, Adıyaman Belediyesi imzalı moloz dökmek yasaktır tabelasının olduğu bir dere yatağı. Ve bu yataktaki su Gaziantep Urfa halkının içme suyunun karşılandığı baraj suyuna karışıyor. Yani yine geçici çözümler bulmak gibi bir sorunumuz var. Uzun dönemli sağlık sorunlarına yol açabilecek. Asbestten de söz etmiştik. Bunları yani planlamak, görmek mümkün. Yapılması gerekenler dedim, aslında önlemler dedim, sonra içime sinir, öneriler dedim, sonra ben öneriler bana çok hafif geldi. Yani mutlaka yapılması gerekenler. Aslında akut fazı geçmemize rağmen bizim hala akut dönemde yapılması gereken şeylerimiz var. Örneğin şöyle devam edeyim hızlandırarak. Bir kere ölüm, yaralanma, kayıp istatistiklerinin kişi, yer, zaman özelliklerine göre belirlenmesi ve açıklanmasının gerektiğini biliyoruz. Ve hepsini okumayayım ama bu akut döneme ait bir ihtiyaç ama hala akut dönemi geçmemize rağmen biliyorsunuz medyada da çok sık oluyor. Bu temel ihtiyaçlar karşılanmamış durumda. Sağlık çalışanlarının gereksinimi gibi problemler var. Belki bunun altını çizeyim. Artık bundan sonra geçici yerleşim yerlerinde, kalıcı yerleşim yerlerinde birinci basamak sağlık hizmetleri çok önemli olacak. Çünkü akut faz yaralanmalar, ameliyatlar, özellikle ortopedik travma olaylarından sonra şimdi normal bir hayat kurulmaya başlanıyor. Çadır kentlerde, konteyner kentlerde. Buralarda birinci basamak işlemlerinin tam olarak yerine getirilmesi, bağışıklamadan tutun, izleme, eğitim, koruyucu hizmetler ve tabii ki sık görülen hastalıkların tanı ve tedavisi gibi. Ben hani hepsini okumayayım ama şeye dün akşam gelen bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir raporunu da göstermek istiyorum.
toplumun güçlendirilmesini belki buradan tekrar seçebilirim. Yani kişileri özellikle bu toplumun tabii yani ruh sağlığı sorunları ne kadar büyük bir travma olduğunu söylemeye gerek yok. Bu iyileşmenin mümkün olduğunca buna bir destek olması ve bu farkındalığın eyleme geçmesi yapısal faktörlerle birlikte birçok öneri var. Belki sorular olursa orada söylerim. Bir de bu İstanbul Deprem Çalışması Toplantısı'nın özet raporu elime ulaştı dün akşam. Böyle bir çalıştay yapıldı. Alt başlıklarda yani sağlık başlığını ben buraya getirdim ama birçok alt başlıkta, 7 başlıkta olması lazım. İşte İstanbul depremi için neler yapılsın diye bir çalıştay yapıldı. Bunun özet raporunun sonuçlarını da getirdim. Burada da yani çok kıymetli, değerli öneriler var. Sağlığa spesifik olanları tekrar söylediğim gibi ele alıyor. Özellikle işte bir kere bütün özel kamu sağlık kurumlarının tümünün deprem açısından değerlendirilmesinden tutun da geçici yerleşim yerlerinin belirlenmesi, oraların altyapı çalışmalarının tamamlanması gibi çok bence işe yarayabilecek güzel öneriler var ama bunları tabii hayata geçirmek önemli. Bütün bu defin alanlarıyla ilgili sorunlar var, öneriler var. Dediğim gibi ayrıntısına belki girmeyeyim, öneriler, sorularda söylerim. Benim slaytımda böyle biraz yani yalancı bir ümit değil ama bu afetlerle ilgili bilinen bir şey. Build back better diyorlar. Eskisinden iyi yap diye ben onu çevirdim. Yani bir önceki depremden ders almamış olduğumuzu gördük. Bunda da yine almama ihtimalimiz söz konusu ama almak da mümkün. Bundan da ders çıkartmamız mümkün. Afet riskinin azaltılması, şu faktörleri dikkate alarak, toplumsal iyileşme ve bütün bu planların etkili uygulaması, burada liyakati özellikle altını çiziyorum. Bunları yaparak eskisinden iyi yapmak mümkün olabilir. Böyle bir kapasitemiz, böyle bir bilgimiz, böyle bir motivasyonumuz var. Gerçekten bunu yapmak mümkün. Bütün bu konuştuklarımızı bir araya getirebilirsek iyi bir yönetim, iyi bir koordinasyon, liyakat ve hepsiyle birlikte bunu yapmak mümkün olacaktır. Çok teşekkür ederim ben de. Sorularda devam ederiz.